Ne deyirdi böyük şairimiz? Bayrakları bayrak eden üstündeki kandı, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Vatan toprakların uğrunda, Sarı Kamış'tan Çanakkale'ye istiklal mücadelesinden, Azerbaycan'ın bağımsızlığının kazanılmasından, Karabağımıza kadar, Hocalımıza kadar ve tüm bu vatan coğrafyasında vatanımız için, milletimiz için şehit olan kahramanların karşısında baş eğerek sözlerime başlamak isterim. Rahmetli Abdurrahim abi Abdurrahim Karakoç, İncinmesin şiirinin bir yerinde derdi ki, tabutuna sararlarsa bayrak senden incinmesin diye. Ne mutlu o insanlara ki tabutlarda sarılanda bayrağımız, bayraklarımız da gurur duyur. Değerli kardeşlerimiz, ben 26 yıldır sıcacık odamda bile, evimde bile hep üşüdüm. Ve 26 yılda o günü hatırlamıyorum ki, o yılı hatırlamıyorum ki, Mart, Şubat'ın 24'ünden Şubat'ın sonuna kadar hasta olmuyorum. Hep hasta oldum bugünkü gibi. Üşütme, ateş. Ve buraya gelerek de kendi kendime düşünüyordum. Ben bu üşütmeyle, bu ateşle yerimden kalkmak, toplantıya gelmek, konuşmakta zorluk çekiyorum da bizim insanlarımız, bugün hava o kadar soğuk değil ama Şubat'ın 25'ine, 26'sına bağlayan gece Hocalı'da kar vardı. Çok soğuk olur oralar. Kar vardı, şahta vardı. Ve o insanlarımız gecenin birinde evlerine saldırılıp evleri yakıldığında çoğuları ayakkabısını giymeye bile zaman bulamamıştı. Montunu almaya bile zaman bulamamıştı. Çocuğunun üstünü giydirmeye bile zaman bulamamıştı. Ve o karlı, şaftalı, soğukta çocuğunu, en azı çocuklarımı kurtarım diye bir ölüm kalım mücadelesi içindeydim. O insanlar acımasız şeklinde katlettiler. Yani kaçarak canını kurtarmak isteyen bile çocuklar bile acımasız şekilde öldürüldüler. O insanlarımızın birçoğu 613 kişi değildir. 613 kişinin ne kadarının mezarı bile yok biliyor musunuz? Bizim Hocalı'da topraklarımız üzerinde mezarsız, mezarsız kardeş bacılarımız kaldılar. Çocuklarımız donarak kaldılar. O donan çocukların soğuğunu, üşütmesini biz kalbimizde hissetmemiz gerekir. Neden? Çünkü o çocuklar bizim çocuklarımızdı ve o çocukların tek suçu Türk olmaktı. Tek suçu Türk olmaktı ve o çocukları, o insanları Azerbaycan vatandaşı ve Azerbaycanlı diye öldürmediler. Bunu yapanların başında duran işgalci Ermenistan'ın o katil Cumhurbaşkanı Sarkisyan başta olmakla ki İngiliz gazeteci Thomas Deval'ın Karabağ kitabındaki söyleyişinden bunu diliyle itiraf edir. David Heyriyan Ermeni gazetecisi Haç'ın hatırına kitabında yazır. Zori Balayanlar yazır. Ve o insanları Türk oldukları için böyle acımasız şekilde öldürdüklerini yazır. Değerli kardeşlerimiz, Hocalı soykırımı bitmedi. Hocalı soykırımı 26 yıldır devam eder. Çünkü yeryüzünden bir kent silindi. Tarihin en eski, en kadim şehirlerinden biri silindi yeryüzünden. Yani üzerindeki insanlarımız öldürüldü de sadece bununla da bitmedi. Kabristanlıklarımız dağıtıldı. Camimizden okulumuza, evlerimize yandırılarak, yakılarak bir şehri modern dünyanın gözü önünde sildiler. Modern dünyanın gözü önünde sildiler de Batı dünyası, Avrupa, insan hakları deyip bar bar bağıran o ülkeler, o uluslararası örgütler ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Bu soykırımı yapanların adalet karşısında
cevap vermesi için hiçbir adım atmadılar. Mesela biz bu günlerde Hocalı soykırımına adalet diye dünyanın her tarafında Azerbaycan devletiyle beraber insanlarımız, Türk milletinin evlatları Hocalı'ya adalet diyende dünyanın dört bir tarafında giderek anlatmaya çalıştıkları bir zamanda Hollanda parlamentosu gözümüzün önünde ne yaptı? Hollanda parlamentosu 100 yıldan fazla zaman geçmiş ve tarihte olmamış, yaşanmamış bir soykırımı, yalan, gondarma, sahte soykırım iddialarını soykırım gibi kabul etti. O milletvekillerinin hiçbiri o tarihte ne özü ne de babası, annesi hayatta değildi. Ve o tarihte ne olduğunu da farkında bile değiller. Ama ne yaptılar? Olmayan bir şeyi karar olarak kabul ettiler. Ama bugüne kadar siz o Hollanda milletvekillerinin bir defa Hocalı ile ilgili parlamentoda kınama kararlarını duydunuz mu? Gördünüz mü? Duymadık, görmedik. Hani insan haklarıydı? Hani soykırım insanlık aleyhine cinayetti? O zaman neden insanlık aleyhine cinayete bu kadar sessiz kaldılar? Bunun nedenlerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve bunu biraz sonra konuşacağız da. Ama ne yapıyoruz buradan? Buradan Hollanda parlamentosunun kararını kınadığımızı bildiriyor. Ve bu kararı Türk milletinin evlatları asla ve asla kabul etmeyecek diyoruz. Bu kararı lanetliyoruz ama sadece buradaki kültür merkezinde lanetlemekle işimizi bitmiş hesap etmiyoruz. Çünkü buradaki konuştuklarımızın hiçbiri Hollanda parlamentosuna da milletvekillerine de gelip ulaşmayacak. Ne yapacağız? Hepimiz sosyal medyadayız. Bütün gençlerimiz sosyal medyadadır. Oturup burada konuştuk da sohbet ettik, lanetledik, buradan çıkıp evimize gidip de artık her şey bitti demeyeceğiz. Sosyal medyada götüreceğiz, ne yapacağız? Hocalı soykırımının hemen hemen birçok yabancı dilde bu filmin linkleri var. Fotolar var, bununla ilgili gereken kadar bilgiler, belgeler var. Götüreceğiz, açacağız Google.com'u Hollanda parlamentosu üyeleri diye yazacağız. O üyelerin teker teker sosyal medyada Twitter'ından Facebook'a hesaplarını arayacağız ve o linkleri onlara göndererek gerçek soykırım bu. Neden görmüyorsunuz diyeceğiz. Ben sayın vekilim Hollandca bilmiyorum ne yapın diyenler hiçbir yabancı dili bilmeseniz bile o linkleri götürün onlara gönderebilirsiniz. Google Translator'da iki kelime bu linklere bakın. Gerçek soykırımı kimler kimlere yapmış diye onu Türkçeden yazın. İngilizceye, Fransızcaya vurun çevirisin. O linki de ona birleştirip göndereceğiz. Ve biz bu tepkimizi kardeşlerimize, dostlarımıza, herkese duyurarak milyonlara ulaştırmamız lazım ki herkes görsün ki biz bu kararlara itiraz ederek Türkiye'den, Azerbaycan'dan, dünyanın her tarafından milyonlarca insan bu karara itiraz etti ve biz bu konunun sosyal medyanın en çok konuşulan, en çok paylaşılan konuları haline getirdik. Bunu yapmamız gerekir. Buradan Hollanda'daki bildiğim kadar Adil Bey Hollanda'ya gelir. Orada da toplantılar olacak. Hollanda'daki kardeşlerimize sesleniyoruz. Hollanda'daki sayımız Türk kökenli insanlar olarak çok, neredeyse 100 binlere geldik. Az değiliz Hollanda'da. Ve Hollanda'daki kardeşlerimiz buna oy veren Hollanda milletvekillerini kalbinde hiçbir zaman affetmemeli, evinde listeye bir bir yazarak kim buna oy kullanmıştı? O insanlara hayatında oy kullanmaması gerekir
ve onlara da o itirazları öyle bildirmesi gerekir. Siz oyu kullanan milletvekilleri olarak bu bölgede bizim sesimizi artık alamazsınız. Biz size oy falan kullanmayacağız. Ve bunu bütün bildirerek itirazlarıyla beraber bunu da kamuoyuna duyurarak kim bizim oyumuzu kullanırsa, kim bizim oyumuzu istiyorsa bu yalanların yanında olamaz. Olursa biz ona fark etmez sağcı yok, solcu yok, dinciyiz, milliyetçiyiz. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattı diyerek, söz konusu millet ise gerisi teferruattı diyerek, hangi kurum kurmuşlar olmamıza bakmayarak oy birliğiyle bu adam artık bizim oyumuzdan mahrumdu diyerek başlamamız lazım. Bunu yaparsak birçoklarına ibret olur. Biz burada hocalı soykırımını, o acını, o ağrını paylaştığımız zaman Fransa ne yapıyor? Fransa Cumhurbaşkanı Ermenilerle görüşüp ne diyor? Biz Fransa'da anılacak günler içerisinde sözde Ermeni soykırımı iddialarını anma gününü de ilan edeceğiz. Bu hangi Fransa'dı? Bu Fransa'daki Karabağ sorununun çözümünde AKİT'in eş başkanlarından biridir. Yani bu ülkenin vazifelerinden biridir ki bu sorunu çözsünler. Azerbaycan toprakları işgalden azat olsun. 1 milyon Azerbaycanlı göçmen evine dönsün. Ama Fransa bugüne kadar bu konuda diğer eş başkanları da beraber Amerika Rusya'sı ile beraber hiçbir ciddi adım atmamış. Ermenistan'a hiçbir baskı uygulamamıştır. Ve 1 milyon insan, 1 milyon Azerbaycan Türkünün öz yerine kayıtması için üzerlerine düşen misyonu, o sorunun çözümünde adım atmamıştır. Bugüne kadar Hoca'nın soykırımı ile ilgili en azı orada öldürülen insanların acısına üzülüyoruz diye bir açıklama vermemiştir. Ama 100 yıl önce olmayan tarihle ilgili Fransa'da anım günleri içerisine bunu koyacağız diyor. Buradan Fransa'ya da sesleniyoruz. Biz sizin bu adaletsiz kararlarınızı Türk milleti olarak kabul etmedik ve etmeyeceğiz de bundan sonra. Ve gençlerimiz aynı düşünceyle Fransa yetkililerine de, Fransa'da yaşayan yarım milyondan fazla olan Türk milletinin evlatları orada yaşayan artık çağrı yapıyoruz. Sesinizi ucadan duyurun. İtirazınızı ucadan duyurun. Çünkü bugün suskun kalma günü değil. Bugün evde sakin oturma, bugün evde sadece kınamakla yetinme günü değil. Bugün sesimizi ucaltma günüdür. Çünkü ben 3 gün önce Şanlıurfa'daydım. Neye bakıyoruz Şanlıurfa'nın işgalden kurtuluşuyla ilgili? Fransız işgalinden kurtuluşu kullananlar, o mezalimi oralarda yapanların yanında da kendileriyle beraber Ermeniler. Değerli kardeşlerimiz, böyle bir dünyada Hocalı soykırımını anlıyoruz. Ve Hocalı'ya adalet bekliyoruz dedik. Biz adaleti beklemekle hiçbir şey olamaz. Çünkü biz adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Adaletsiz bir dünyada neyin adaletini bekleyebiliriz değerli kardeşimiz? Durum bu. Durum bu ki, durum ne? Durum odur ki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde en son ne oldu? Rusya heyetinin oy hakkını Ukrayna topraklarını işgal ettikleri için almışlar biliyorsunuz. Ve alma nedenleri, siz Avrupa Konseyi üyesi bir ülkenin topraklarını işgal edemezsiniz. Gerekçe bu. Ama Azerbaycan topraklarının %20'sini 26 yıldır işgalde saklayan, 1 milyon kişinin de evine dönmesine izin vermeyen, Hocalı soykırımını yapan bir devlete karşı neyinki oy hakkını alma konusunda bir tartışmanın açılması yapılmıyor. Ne yapılıyor? O katil Sarkisyan'ı alkışlarla AKP'nin kürsüsüne
çıkardılar. Ve biz orada da söyledik. Bu mesaj ne demek? Bu mesaj o demek. Hristiyan toprağını işgal edemezsiniz. Ama Türk toprağını işgal eden Hristiyan devleti olursa biz onun yanındayız demektir. Bunun arkasındaki mesaj bu. Türk toprağı olunca onu işgal eden bir Hristiyan devletinin arkasında dururuzdu. Sarkisyan'ı alkışlarla oraya çıkarıp konuşma, verme hakkının tanınması. Değerli kardeşlerimiz, o yüzden uluslararası hukukun çöktüğü, uluslararası örgütlerin, büyük güçlerin çıkarlarını savunduğu bir dünyada sadece adaleti beklemekle yetinmemeliyiz. Biz bu adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmalıyız. Burada söylendi, niye kardeşlerimizle bu kadar konuşuyoruz? Çünkü artık bugün o günkü kardeşlerimiz biz birlikte dünyada ne olduğunun farkında olmak. Dünyada yaşanan odur ki değerli kardeşlerimiz. Biz bir dönem bayağı bence Türk milletinin büyük bir millet olduğu ve büyük bir güç olduğunun farkında olmayı unuttuk. Ama onlar unutmadı. Onlar unutmadı da bu coğrafyanın en büyük milleti ve büyük milletlerinden biri ve gücü olan Türkleri zayıflatmak için her türlü oyunları yaptılar. Ve 20. yüzyılda biz çok şeyi elimizden aldılar. Bizim elimizden alınan Kırım'da acımız var. Bizim elimizden alınan Ahıska'da acımız var. Bizim elimizden alınan koskocaman topraklarımız var ki bugün onun adı Ermenistan'da ama Ermenistan değildi. O topraklar bizim topraklarımızdı. Burada Iğdır'dan, Kars'tan, Ardahan'dan kardeşlerimiz var. Birçoğunun dedelerinin nereden geldiğini sorun. O İravan'dı, Amasya'dı, Göyçe'di, Zengezur'du. Nerede dindi topraklar? O topraklar indi. O işgalçı Ermenistan adlı devlet kuruldu onun üzerinde ve insanımız da oradan sürüldü. Karabağ, Karabağ civarındaki topraklarımız elimizden alındı. Kerkük, Talafer, Bayır Bucak acısını yaşamaya başladık. Değerli kardeşlerim, bunlar hepsi biliyor musunuz neydi? Bunlar hepsi Türk milletinin kaleleriydi. Bunlar hepsi biliyor musunuz neydi? Bunlar hepsi İstanbul ve Ankara'nın kilitleriydi. Ne derdi Ahıska Türkleri sürgününde Posoflu Aşık Üzeyir? Ahıska bir gül idi gitti, bir ehli dil idi gitti. Söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul'un kilidi gitti diyordu. Evet değerli kardeşlerimiz, Ermenistan'daki Azerbaycan Türklerinin toprakları bizim topraklarımız. İstanbul Ankara'nın kilidiydi. Karabağ Hocalı İstanbul Ankara'nın kilidiydi ve diğer topraklarımız. Ne demek? O demek ki Azerbaycan'ın Hocalı soykırımı sorunu değil. Azerbaycan'ın Karabağ sorunu sözü değil. Türk milletinin Karabağ sorunu. Türk milletinin Hocalı soykırımı sorunu. Türk milletinin Ahıska, Kerkük, Bayır Bucak sorunu. Biz bu düşünceye sahip olursa o zaman ne oluruz? Büyük vatan coğrafyası anlayışı altında hepimiz ne yapmamız gerektiğinin de daha farkında oluruz. Neden? Çünkü bugünkü adaletsiz ve haksız dünyada haklı olmanız yeterli değil. Güçlü olacaksınız. Gücünüz olmazsa haklı olmanız hiçbir şeyi değişemez. Ve biz bunu yaşıyoruz. Gelelim kardeş Türkiye'mize. Siz terörle mücadelede yanınızda görüyor musunuz o gücüleri? Görmüyorsunuz değerli kardeşlerim. Görüyor musunuz o terör insanlık aleyhine cinayetli diyenleri? Görmüyorsunuz. Hani biz Brüksel'de, Paris'te nerede olursa olalım Azerbaycan'da, Türkiye ne diyoruz oralarda terör olduğunda? Diyoruz ki biz terörü lanetliyoruz. Terör insanlık aleyhine suçtu, cinayetti ve biz terörle mücadelede yanınızdayız. O terörle mücadelede biz yanınızdayız dediğimiz yerler,
terrorla mücadelede yanımızda oldular mı? Yanınızdadılar mı? Hayır, olmadılar. Azərbaycanda erməni terror örgütləri, metroları, trenləri, otobüsləri partladanda da yanımızda deyildilər. İşqalçı Ermənistan dünyaca ünlü terror eləbaşdı Montemelkonyana anı tikəndə də qınamadılar. Türkiyə terrorla mücadilə edəndə də, bugün də Afrində terrorla mücadilədə də yanınızda deyillər. Nərdədilər? Nərdə olduqlarını hepiniz biliyorsunuz. Bir olayda, əgər bir olayın arkasında kimin olduğunu bilmək istiyorsunuzsa, üstünə gidin. Hemen arkasından çıkacaklar. Ve Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e girdiğinde terrorla mücadelede, çünkü niye? Sınır güvenliğini korumak zorunda, terrorla mücadele etmek zorunda. Ne gördük? Gördük ki o güclerin birçoğu o terör örgütlerinin yanındadır. Silahı da veren, politik desteği de veren, birçoğunu da yapan onlardır değerli kardeşlerimiz ve onlar terör konusunda terrordan zulüm, eziyet çekenlerin değil, terör yapanların yanında olduklarını bir daha açıkçasına söylediler. Biz böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama nasıl, ne var ortada? Aliye İzzetbekoviç, Bosna Müslümanlarının büyük lideri, büyük şahsiyet, tanımaktan onur duyduğum güzel iki sözü var. Hayatta en sevdiğim sözlerdendi. Der ki, savaştan önce dostlar ve düşmanlar vardı. Şimdi savaşıyoruz. Düşmanlar burada, dostlar nerede? Ve ikinci, her şey bittiğinde sizi düşmanlarınızın yaptıklarından daha çok dostlarınızın sessizliği, hayal kırıklığına uğratacaktı, derdi. Biz bunu yaşamışız değerli kardeşlerimiz. O işgalci Ermenistan bize karşı o zulümleri yapanda Hristiyan dünyası, Batı, Avrupa, Rusya'sı yanındaydı. Ama Müslüman dünyasını çoğunlukla görememiştik. Bu üzücü bir olaydı ve tabii ki ilk kardeşlerimiz Türk milletinin evlatlarından bu desteği gözlemiştik. Ve sağ olsun kardeş Türkiye'miz yanımızdaydı ama gönlümüz isterdi ki yanımızda olanların sayı daha da çok olsun. Aynı durumda Türkiye'di. Ve bugün aynı durumda da Türkiye'mizdi. Ve o yüzden biz burada Hocalı soykırımı ile ilgili kardeşlerimizle sadece konuşmaya değil, o konuşmayla ne yapmamız gerektiğini de beraber paylaşmaya değil de bu zor günlerde buna her platformda demeye geldik. Biz yanımızdayız. Biz yanımızdayız. Azerbaycan Türkleri olarak, kardeşlerimiz olarak biz yanımızdayız. Çünkü biz farkındayız oyunların ki bu oyunlar Türkiye'nin zayıfladılması oyunlarıdır. Ve Türkiye zayıflarsa hepimiz zayıflarız. Nasıl ki Azerbaycan o coğrafyada zayıflarsa siz o coğrafyada zayıflarsınız. Azerbaycan güclenirse Hazar kıyılarında, Güney Kafkasya'da o kadar güclenirsiniz demekti. Nasıl ki de Türkiye ne kadar güclenirse biz o kadar kendimizi daha güçlü hissederiz. Sadece biz de değil, çünkü bizim devletimiz var. Ama bizim öyle kardeşlerimiz var ki onlar daha zor durumdadılar. O güç Kerkük, Telafer, Bayır Bucağı için, Ahısa için, o zor durumda kalan kardeşlerimiz için çok önemliydi. O yüzden değerli kardeşlerimiz, ne diyeceğiz? Birimizin gücümüz hepimizin, hepimizin gücümüz birimizin gücü diyerek devletlerimizle, vatanımızla bağlı meselelerde nasıl ki Çanakkale'de dedelerimiz ne demişti İstiklal Mücadelesi'nde? Söz konusu vatan ise gerisi teferruattı. Biz de bunu diyeceğiz. Çünkü biz o güçler, bugün dedik ya, Hocalı'nı görmek istemeyen güçler ama Hocalı'nı yapanlara destek veren güçler. Bugün terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olmayan güçler ama Türkiye karşı o terör örgütlerinin
yanında olan güclər biz onlarla Çanakkale mücadiləsində də üz-üzəydik. Və yeni bir Çanakkale'də yenə üz-üzəyik. Və dedələrimiz o zəfəri birliklə kazanmışdı. Bütün dünyanın askeri uzmanlarının bu başarı nasıl kazanılır deyə 100 yılda araşdırdığı başarının önemli nədəni o birlikdir, o birlik gücüydü. Çünkü Çanakkale'de ne var? Çanakkale'de yüzlərlə Azerbaycan türkü var. Balkanlardan Kırma'ya Kerkük'e kadar insanlarımızın mezarı var. Nasıl ki Azerbaycan'da 100. yıl dönümü gelir ve biz o zaferi de öyle kazanmıştık. O Ermeni çeteleri arkasındaki güclerle soykırım yapan da Nur içinde yatsın, Nuri Paşa'nın başkanlığında Azerbaycan'a giden Türk-Kafkas İslam ordusu mensupları içinde Edirne'den Kars'a, Balkanlardan Kerkük'e kadar kardeşlerimiz var. Biz başarını her zaman böyle kazandık. İndi de çocuklarımıza artık vatan coğrafyası öğreteceğiz. Vatan, vatan ve devlet farklı kavramdır. Devletimiz Türkiye'mizdi, Azerbaycan'ımızdı. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan'dı. Vatan dediğimiz daha büyük anlayıştı. Ve o vatan coğrafyasını nerede öğreteceğiz? Hepimiz evimizde daha çok öğreteceğiz. Bir defa böyle toplantıların birinde çocuklardan biri sordu. Sayın Vekilim, biz Hocalı'ya, Karabağ'a ne zaman döneceğiz? Oğlum dedim, Karabağ'a, Hocalı'ya giden yol nereden geçiyor biliyor musun? Yüzüme baktı, sizin evinizden dedim. Sizin evinizden geçir. Eğer Hocalı, Karabağ sizin evinizde her gün olursa, oraya giden yol sizin evinizden geçir. Kerkük'e, Talafer'e, Bayırbucağa, Hızkaya, her yol ilk önce bizim evimizden, kafamızdan, kalbimizden geçer. O yüzden ne yapacağız? Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Değerli kardeşlerimiz. İki ne yapacağız? İki, demek ki bilinçli gençlerimizi yetiştireceğiz. Tek duyarlı olmak yetmez. Bilinçli gençliği yetiştireceğiz. İki yapacağımız şey, artık evimizde oturmayacağız. Değerli kardeşlerimiz, bugün Afrin'de 21-22 yaşında Mehmetçiklerimiz ne yapıyor? Vatan için, millet için canını feda edir değil mi? Şehit olur, canını feda eder. Ne derdi Ahmet Cevat, büyük Ahmet Cevat Azerbaycan Milli Marşı'nda? Hukukundan geçen asker hele bir kahraman oldu derdi. O hangi hukuktu? O insanın en önemli hukuk olan yaşama hukukudur. O insanlar Karabağımızda bugün ön sınırımızda Ermeni işgalcileriyle mücadele eden 21-22 yaşında Mehmetçiklerimiz de ne yapıyor? Şehit olduklar. Vatan için, millet için, bizim için yaşama haklarından vazgeçiyorlar. Ben indi gençlerden sormak istiyorum. Kardeşlerimiz, gençlerimiz bizim için, vatan için, millet için yaşama hukukundan vazgeçiyorsa, bizim her gün yarım saat istirahatten, eğlenmeden vazgeçmemiz çok mu büyük bir şey? Büyük değil, değil mi? Ne yapacağız? Sosyal medyada, virtual dünyada bir, hepimiz birer asker olacağız. Bugün sadece devletin ve vatan coğrafyasının sınırları karada değil, karada oranı askerimiz korur. Ama bizim bir virtual sınırlarımız da var. O sınırlarımızı da korumamız gerekir ve gerçeklikleri dünyaya duyurup yalanlarla mücadelede hepimiz bir asker olarak sosyal medyada çok faal, çok aktif olacağız. Ne yapacağız? Onu yapacağız ki söz konusu vatan ise gerisi teferruatlı düşüncesiyle artık ne düşüncede olursak olalım fark etmez, artık son çizgiden, artık son kırmızı hattı da geçtiler ve artık ne düşüncede olursa olsun önemli değil, vatan coğrafyasını korumak için birlik ve beraberliği olacağız. Bu birlik, beraberlik Karabağ, Hocalı için de, Türkiye'miz için de, hepimiz için çok önemlidir. O yüzden ben derim ki
Hepimiz kefenimizi eynimize giymiş bir asker olmalıyız. Asker olmalıyız, evet. Vatan için, millet için. Çünkü gün hangi gündü? Gün o gündü. Gün o gündü ve biz görüyoruz ki maalesef ki, maalesef ki bugün bu adaletsiz, bu haksız dünyada haklarımızı korumanın başka da bir yolu kalmadı. O yüzden eğer Karabağ konusu diye gelince sadece Şubat'ın 24'ünden 26'sına değil, yılın 365 günü her birimiz kendimizi Karabağlı Hocalı'yla hissetmeliyiz. Her birimiz fark etmez. Azerbaycan'da doğulanlar burasını vatandı deyip ayağına dayan taş bizim başımıza değer düşüncesiyle sahiplenecek. Buradaki kardeşimiz oranı ve dışarıdaki kardeşlerimiz de hepimiz birlik içinde olmamız gerekir. O yüzden değerli kardeşlerimiz, ben zamanınızı çok almak istemiyorum. Ama bilmeniz gereken bazı şeyleri de söyleyip bitirmek istiyorum. Azerbaycan eski Azerbaycan değil. Bağımsızlığımızı kazandığımız yıllarda çok zorluklar çektik. Çünkü o işgalci zihniyetin arkasında çok güç vardı. Ama biz arkamızda çok güç yoktu. Ama çok şükür bugün Azerbaycan askeriyle, ordusuyla, her şeyiyle kalkınan bir devletimizdi. Ve bizim için Cumhurbaşkanımızın da bütün uluslararası platformda söylediği bir şey var. Vatan topraklarının bir karışı da masada, konuşmalarda pazarlık mevzusu olamaz. Biz topraklarımızı ya işgaldan azat edeceğiz, ya işgaldan azat edeceğiz. Çünkü orası bir namus meselesidir, bir şeref meselesidir. Ve orası binlerce şehidimizin kanıyla, mezarsız Hocalı'daki mezarsız kalmış kardeşlerimizle bizim için vatan üstü aynı zamanda bir değeri de taşıyor. Ve biz topraklarımızı işgalden azat etmeye kalkınca, Ermenistan bir tahribat yapınca ne gördük? Bizim gazimiz de burada Natik Bey, iki gün içinde kahraman askerlerimiz gittiler, o provokasyona cevap da verdiler ve topraklarımızın bir kısmını da işgalden azat ettiler. Ama ne çıktı ortaya? Ne çıktı? İki gün içinde topraklarımızın bir kısmı Lelatepe'de stratejik noktamız işgalden azat edildi. Hemen döküldüler. O Ermenistan'a baskı yapmayanlar hemen döküldüler. Durdurun dediler. Askeri yolla olamaz. Siz bu konu konuşularak, tartışılarak çözülmesi lazım. Ermenistan'a toprakları işgalden azat edin yine demediler. Yani bizim karşımızdaki sadece o işgalci Ermenistan zihniyeti değil. Bunu bilmenizi istiyorum. Bazen derler, Sayın Vekilim, Azerbaycan güçlenir de, güçlenir de daha da. Niye gelip o Ermenistan'dan toprakları işgalden azat etmek için hemen devreye girilir? Değerli kardeşlerimiz, o arkasındaki güçler olmazsa bir haftaya İravan'a kadar girecek askerimizin de, ordumuzun da, devletimizin de gücü var. Ama söz konusu o değil. Söz konusu onların arkasındaki o güçlerdir. O yüzden o güçler sizin de karşınızdadır. Terörle mücadelede sizin karşınızdaki sadece o terör örgütleridir mi? Öyle mi düşünüyorsunuz? Hayır, o terör örgütlerini temizlemek için Mehmetçiğe 3 gün bile paslar. Bitirir. Ama o terör örgütlerinin arkasında duran güçler var. Ve bir terör örgütü bittiğinde o birisini üretecekler. Bırakmazlar. Çünkü arkasındaki güçleri ve maksatlarının ne olduğunu iyi görmemiz lazım. Maksatları bu vatan topraklarıdır. Nasıl ki Çanakkale'de, nasıl Bakü'de biz işgalden kurtardık, o çetelerin soykırımından kurtardık. Çünkü oraları istiyordular. Çanakkale'de dört bir yanımızdan nasıl çıkardı kahraman insanlarımız o işgalciler? Ne istiyordular?
Bu toprakları istiyorlar. Bu topraklarda hükmetmek istiyorlar. Çünkü burası öyle bir zengin topraklar ki Amerika'nın fikir babalarından bize Jiski ne yazardı? Avrasya'ya kim hükmedecekse dünyanı da o yönetecek. Aşık da aydın. O yüzden artık zaman birliği olma zamanı. Artık o Çanakkale ruhuyla istiyoruz ki Hocalı'ya adaleti sağlayalım. Ve o donan çocukların hesabı öbürü dünyaya kalmasın. Bu dünyada biz onların öldürülen donan çocukları, onları yapanların adalet karşısında cevap vermesini sağlayalım. Eğer istiyorsak ki 1 milyon insan 26 yıldır kendi ailesinin, akrabalarının kabrini ziyaret etmiyor. Bu nasıl bir acı düşünebiliyor musunuz? Eğer istiyorsak ki bu acılar bitsin, Kırım'dan, Balkanlardan, bayır bucağı kadar bu vatan coğrafyasındaki insanımızın acısı, zulmü, onlara karşı zulüm, eziyet bitsin. Eğer istiyorsak ki bu kale güçlü olsun, çünkü artık son kaleye geldiler. Bu son kale en önemli kaleye çevrildi. Çünkü bu kaleden arkada kale yok artık. Burası bizim son kalemizdi. Ankara, İstanbul bizim son kalemizdi. O yüzden birlik, beraberlik olacağız. Söz konusu Türkiye'de hepimiz biz buradayız diyeceğiz. Söz konusu Azerbaycan'dısa sadece lafta değil, harekette de biz buradayız demeye başaracağız. Söz konusu Kerkük, Tevater, Ahıska, Bayır Kucağı, Kırım'dısa aynı tavrı sergilemeyi başaracağız. Biz Çanakkale'ni son nişan yüzüğünü çıkararak veren nenelerle kazanmışız. Biliyor musunuz o Batı'daki hatıranı? O zaman Çanakkale mücadelesinde Azerbaycan'ın farklı yerlerinde kardeş kömeği dernekleri kurlar. Ahmet Cavatlar o derneklerden yetişmiş. Bir gün o derneklerle ilgili Anadolu'dan giden kardeşimizin hatıralarıdır. Yazılmış anlattıkları diyor ki bir annemiz geldi diyor. Baktım fakirdi. Eyni başı fakir. Geldi dedi ki oğlum benim verecek ne param var, ne pulum var. Ama ben düşünüyorum ki tek olan şeyim bu yüzüğüm, nişan yüzüğüm. Ama ben düşünüyorum ki benim kardeşlerim orada ölüm kalım mücadelesindeyse ben bu yüzüğü taksam ne olur, takmasam ne olur dedi ve yüzüğü çıkardı. Al bunu oraya gönder dedi. Biz bu savaşı bununla kazanmıştık. İndi hepimiz gerekirse paramızdan, pulumuzdan, benim param pulum yoktu diyense gerekirse aldığımız 200 liralık montu 150 liralık alıp da 50 lirasını söz konusu vatan ise gerisi teferruatlı demek budur. Nerede ihtiyacı olan kardeşimiz varsa oraya göndereceğiz. Ben telaferle ilgili bunu yazanda da nur içinde yatsın Afrin şehidimiz Musa Özerkan bizi Kızılarmaya ataracak bu ruhtu dedim. Çünkü annesine yazmıştı ki ailesine mesaj göndermişti. Ben ölürsem, şehit olursam devletin vereceği paranı telaferde gönderin, okul dikilsin. Ben gittim Sincan'a, ziyaret ettim aileni. Çok zengin bir aile değil, çok ihtiyacı olan bir aile. 6 aylık da bir kız çocuğu kalmış. Ama bir kahraman ki o para 6 aylık babasız kalacak kızıma değil, telaferde okula göndersin diyor. Budur Çanakkale ruhu. Budur o kızlarına dediğimiz bu. O yüzden hepimiz bunu yapmalıyız. Çünkü neden? Bunu biz Karabağ'da yaşamıştık. Biz bunu Hocalı'da yaşamıştık. Çünkü Karabağ'da, Hocalı'da insanımız o acıları yaşayanda biz bunun ne demeyi olduğunu farkındaydık. O yüzden nasıl ki diyorum ki aslında telaferi dikmek için 4-5 ay herimiz biraz kendi cebimizden küçük bir destek verirsek 4-5 aya dikeriz. Bunu bugün telafer için söylüyorum. Yarın
Karabağ için, Hocam için, diğer yerlerimiz içindeki bu düşüncede olursak karşımızda kimse duramaz değerli kardeşlerimiz. Ve ben inanıyorum ki bu ruh çok şükür milletimiz, gençlerimiz bu ruhla bilince sahipti. Ve biz inşallah bu yeni Çanakkale'den de başarıyla çıkacağız. Ve yeniden bir ders vereceğiz ki galiba 100 yıl öncenin dersini unuttunuz. Ama biz o ders veren milletin torunlarıyız hala bu topraklarda. Ve 100 yıl sonra da gelirsiniz aynı dersi veririz. Çünkü Türk milleti çok şeyden vazgeçer. Ama 3 şeyden vazgeçmez. Devletten, vatandan ve namustan. Vazgeçmez. Ve biz para pırdan vazgeçerik. İstirahatimizden de vazgeçerik. Evden de vazgeçerik. Arabadan da vazgeçerik. Ama devletten, vatandan, topraktan hiçbir zaman vazgeçen bir millet olmadık. Ve o milletin evlatları olarak da inşallah bu coğrafyada tekrar güçleneceğiz. Ne derdi Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk? Azerbaycan'ın sevinci, kederimiz kederimizdi diyordu değil mi? Haydar Aliyev Nur içinde yatsın, biz tek millet, iki devletik derdi. Büyük Kaspıralı Kırım'la dilde, fikirde, işte birlik derdi. Bu coğrafyanın her yerinden bu ses gelirdi. Ziya Gökalp'ta derdi ki, Türklere vatan sadece ne Türkiye'de ne de Türkistan. Nerede vatan? Turan. Bizim o coğrafya, vatan coğrafyasının adı da Turan. Değerli kardeşlerimiz, o vatan coğrafyasının orada Türkiye'de var, Azerbaycan'da var, Kerkük, Bayır, Bucak, Kırım'da var. O yüzden artık gün birliği olma günüdü, beraberliği olma günüdü ve bunu evlerimizden, mahallemize, sokaklarımızdan her yere gençlerle konuşacağız ve gençlerimizin kafasını başka şeylerle çalmalarına izin vermeyeceğiz. Benim gencim bugünkü günde hangisi dizi kahramanlarının ismini değil, vatan için şehit olan kahramanların ismini ezberlemesi lazım. Artık bizim dizi eğlence günümüz değil. Bizim artık vatan için hepimizin asker olarak mücadeleye koşmak gerektiğini anladığımız gündü. Ve hepimiz de gün o gündü demeliyiz. İnşallah bu toplantını burada yaptık. Burada hocalığımızı andık. Burada Hocalı'da soyuktan donan insanlarımızın acısını yüreğimizde hissettik. Ama biz ne diyoruz? Bu hesap öbür dünyaya kalmayacak diyoruz. Bu hesap bu dünyada verilecek. Bunu yapanlar bunu bu dünyada verecek. Ve inşallah bu günleri, bu anma toplantımızı, bu anma, bu acımızı burada paylaştık. Ama biz inanıyoruz o gün uzakta değil. Çünkü bizim şehitlerimiz karşısında vazifelerimiz var. Şehitlerimizin karşısında borcumuz var. Hepimizin. Biz neden onlardan daha fazla yaşadığımızın hesabını vermemiz lazım. Ve biz inanıyoruz o gün uzakta değil. Biz birlik içinde inşallah bu tür anma toplantılarını, çünkü neden? Biz Hocalı'nı azat etsek de Hocalı soykırımını unutmayacağız. Unutturmayacağız. Ne kadar insanlık var buna izin vermeyeceğiz. Ve bu anma toplantılarını işgalden azat edeceğimiz güzel Hocalı'mızda, Karabağ'ımızda da bu ve bu kimi inşallah zafer toplantılarımızı da yapacağız. Orada o güzel vatan topraklarında görüşene kadar Allah'a emanet olun. Allah Türk milletini korusun. Allah Azerbaycan'ımızı, Karadağ'ımızı, Türk devleti ve toplumlarını hepimizi korusun. Ve Allah 21. yüzyılda keşfimiz yeni Çanakkale'de bu kutlu mücadelede, vatan mücadelesinde hepimize
Efendim, çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilimize. Bir iki dakika daha sabır rica edeceğim.